Yol kirasını raşotunu aladı, bitti piraşken o şey yağmıydı. Allah'a tevekkül de yürüdü. Çünkü yok da. Dalil, yarın pulu ketip olsa vasvası olup kaladı, bilasın. İndini makalaman dedi, 100 milyonla kaldı dedi. Özü 100 son bir opa ettiğin ümmedegen. Çünkü şu ya biz giden tekişli, 3-4 çakası var adamlar. Uzimigrant servis sizning Rossiya Federatsiyasiga kirishingizga deport, ya'ni taqiq bor yoki yo'qligini aniq ko'rinishda tekshirib beradi. Ya'ni Rossiya Federatsiyasiga deport va zapretni qachon qo'yilganligi va aniq qaysi muddatda ochilishi, sudlangan bo'lsa qaysi statya asosida sudlanganligi bo'yicha ma'lumot, ma'muriy jarimalar bo'lsa ularni ham ko'rsatib beradi. Xullas barcha ma'lumotlar bilan tekshirib beriladi. Deport yoki zapretingiz bor yoki yo'qligiga Uzimigrant servis orqali ishonch hosil qiling. Bizda hammasi halol va Dar haqiqat deydi Alloh taolo, inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetsa, o'ta besabrlik qiladi. Qachon unga yaxshilik yetsa, ya'ni boylik yetsa, salomatchilik yetadigan bo'lsa, o'ta man qiluvchi, baxil bo'ladi. Demak, insonning zaif ekanligini Robbimiz subhanahu va taolo o'zi aytibdi. Inson o'zi sezgan, sezmagan holida Al-Qadir bo'lgan Alloh subhanahu va taologa intiladi. Uni panohiga, himoyasiga, qo'llashiga erishligi uchun. Inson o'zini zaifligini tan oldi. Alloh taoloning qudrat egasi ekanligini tan oldi. Mana shu holatda uning zaifligi komil bo'ldi. Mana shu uning zaifligi Allohni tanishga, Allohga itoat qilishga yetaklaydi. Innalloha ala kulli shay'in qodir dedi Alloh taolo Fotir surasida. Albatta Alloh har narsaga qodir bo'lgan zotdir. Qaraylar, mana qudrat sifati Alloh taoloning qodirligi. İçimizde mana shu navesini buzib tashlashlikka qudrati bor odamlar bor. Shu navesini yasab berishlikka qudrati bor odamlar bor. Lekin ularning hammasining qudrati balgarkaga, svarkaga, elektrodga, tokka nimagadir bog'liq. Sizning qudratingiz nimagadir bog'liq. O'sha narsa bo'lmasa o'tirasiz hamma qatori. Endi Alloh taoloning qudrati esa bunaqa bironta bir sababga muhtoj emas. Alloh nasiga qodir bo'lgan zot. Alloh qodirmi insoniyatni Odam alayhissalom davriga qaytarib qo'yishga? Qodir. Alloh qodirmi hammani bir paytda iymonli qilib qo'yishga? Qodir. Alloh xohlasa bo'ldi. Alloh har narsaga qodir. Alloh musulmonlarni yer yuzida hozir aziz mukarram qilib qo'yishga qodirmi? Qodir. Nimaga qilmayapti bo'lmasa? Javob aniq. Müslümanlar onlara aziz mükerrem buluşuyor, layık mes hazır. Allah kadir, lakin bandalar onlara layık buluş gerek. Aziz mükerrem buluşuyor, layık, kereb oyan sabab tıkılış gerek. Şunda Allah aziz mükerrem kıladılar. Küçlü, kudretli, zat gintiliş insanın tabiatıdaki bor sıfat. İnsan kimge karab intiladı? Bilişi, eşitişi, körüp duruşu anıq bulgen zatke. Allah subhanahu ve ta'ala'ya. Allah azze ve celle aytadi astagfirullah ya'lamu khoinatal ayuni va ma tukhfi sudur. Alloh azza va jalla ko'zlarning xiyonatini ham dillarning yashiradigan narsalarini ham bilur. Ko'zning xiyonati nima? O'g'rincha qarab qo'yish. Ko'zimni tashab qo'yasiz-ku? Biladi Alloh. Bu narsalarni o'ylab qo'ydi, saling ko'riblik ko'rib qo'yibdi. Alloh ko'zning xiyonatini ham biladi, qalbingiz yashirgan narsani ham biladi. Endi Alloh hamma narsani biladi deganingizdan keyin o'z-o'zidan Alloh taologa intilmay, unga suyanmay ilojingiz yo'q. Agar gapirsangiz, Alloh eshitib turadi. Harakatlasangiz, ko'rib turadi. Qalbingizda bir narsani tuyib qo'ysangiz, uni ham biladi. Duo qilsangiz, eshitadi. Sir oshkoringizdan xabardor. Shunga ishansangiz, sizni talabingizni berishga qodir ekanligiga iymoningiz komil bo'ladi. Sizni mu'minligingiz komil bo'ladi. Allah'dan yaşarıp olmayı hiç narsani, doğru mu? Adam balası pul diye muhtaç olsa kime aldı diye baradı? Kambag'al aldı diye var mıydı? Boy da aldı diye baradı. Yani hamma boy da aldı diye var mıydı? Ondan çıkışı mümkün bo'lgan, ümit kılış mümkün bo'lgan boy da aldı diye baradı. Ya kambag'al aldı diye baradı mı? Yok. Demek insan Allah Ta'ala diye dua kıldı mı?
Demek Allah'ın kadri ekenliği işini yaptı. Allah da berişlikke, kadri ekenliğe işangeni için dua kılı yaptı. Allah onu kollaştığı işangeni için suyanı yaptı. Halinde siz eğer parvardigar dediniz mi hocam müminsiz? Siz körgeniz yok ona. Avazını eşitkeniz yok. Lakin siz işini yapsınız sizi eşitliğine. Siz işini yapsınız siz oranınızı berişe kadirliğine. Dua kıyanız müminliğiz. Demek biz kimge müracaat kılamız eken? Duayımızı eşitliğine, müşkülümüzü halkaladığına ve özümüz yaş görgen Allah subhanahu ve ta'ala'ya. Yani kaytar vaytamız, dua kılıçlı özü bilen biz mumun bulduk. Çünkü borluyu yaşandık, körüp eşit duruşuge mumun bulduk, kudretige ve mumun bandalarge rahimliyikenliğige işandık. Estağfirullah. Kul ma ye'ba'u bikum rabbi levla dua'ukum. Eğer dua iltica kılmaz iken sizler, parvardigarım sizlerge parva kılmaz. Deb aytin ey Muhammed Aleyhisselam. Dua kımasaylar Allah sizlerde ge parva kımaya koyar. Çeke sürüp koyardı sizlerde yani. Dua kımasayken sizler Allah sizlerge parva kımaydı diyordu. Ondan taşkarı başka ayette estağfirullah. Ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum. Parvardigarımız etti ki dua kılıylar icabat kılaman dedi. Kim mene ge dua kılıçtan kibir kısa ularını men azablayman dedi etken. Dua buradalar ibadet hesaplanadı. Ad-dua ve muhul ibadet, dua ibadetinin aslidir İmam-ı Tirmizi'den. Ad-dua ve huvel ibadet, dua ibadettir İmam-ı Tirmizi'den. Demek duanın özü ibadet eken. Hammanarsa kudret egesi bugün Allah Teala'nın koluda. Siz mumun sıfatı da Allah bilen özünüzü aziz bilesiz. Yani Allah her neyse ki kadir, Allah'a bugün imanınız bilen azizsiz. Mana şu imanınız bilen küçülüklerin içinde en küçülüksüz. Asarlarda keltirilirdi. En küçülük adam bulmak için misin? Allah'a tevekkül kıl. En boy adam bulmak için misin? Özünü kolundaki nesine işengeninden köre, Allah'ın kolundaki nesine katta kırak işen. Studentler bir müddet bir dinge maydasında yürüyordu. Yol kirasını raşotunu aladı, bitti pirashken aşçıyı yağmıyordu. Allah'a tevekkül de yürüyordu. Çünkü yok da tevekkül deyişten başka çaresi yokluğu için tevekkül deydi. Keyin katta roman sapki oturadı. Ya bir kandide ticarette başlaydı. Boy badalı top getkenden keyin 100-200 milyar dolar pulu bop koyandan keyin tevekkülü pulu gibi bop koladı. Dalil yarım pulu ketip olsa vasfası bop koladı. Bilesin. İndini makalaman deydi. 100 milyar kaldı deydi. Özü 100 son bir opayetten ümedegen. Çünkü şu ya biz giden tekişli, 3-4 çakası var adamlar. Allah'ın kolu da genelse ki suyanışımız, tevekkülümüz katta rağ mı? Yok ki pulumuz gelme. Öğlen adı yansı var bu. Ha, şimdi mançı pulum var, şimdi kokmasam bol uğradı. Şimdi mançı nasıl artırıp koydum, cah bası bittesini satsam, mançı problemi. Kaya adam bilesiz. Adamların en hürmetlisi buluş talihsem mi? Allah'dan takva akıl değil adasarlardı. Şunun için buradalar iman bilen ruhi kesellik bitti kalpte cemlenmeydi. Bir vakit dozda insan hem imanlik hem ruhi düşkünlükke düşüşü mümkünmez. Çünkü Allah var hemen nasıya kadar. Misal bir yaş yigit harbi hizmetke vardı. Tasavvur kılın. Bana şu yaş asker bir harbi kısımge vardı hizmet kıyanı. Onun atası şu harbi kısımlı generali. Endi o harbiy qismda polkovniki bor, mayori bor, kapitani bor va hokazo serjantigacha. Endi shu balani bir serjant xafa qilyapti. Qonun bilan, ustoz bilan muomala qilmayapti-da xafa qilib, hadab yig'latyapti. Endi bu bola indamasdan yig'lab yurishligi to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ladimi? Nima qilish kerak? Generalga aytish kerak. Otasiga aytish. Demak otası bana şu harbi kısımda en katta adamı bulup durup, generali bulup durup, bu bala yığılıp oturuştaki akıldan bu mıydı? Çünkü mumur adam onu ruhunu çöktüradıkken, könlünü çöktüradıkken, onu havatırıya saladıkken nasıl? Kegende o düşkünlükle düşmüydü. Kimge yığılıydı?
kimga dardini aytadi? Shuning uchun aytyapmiz, ruhiy tushkunlik bilan iymon qalbda bir vaqtda o'zida jamlana olmaydi. Chunki iymoni baquvvat bo'lgan odam hech qachon ruhiy tushkunlikka tushmaydi. Chunki hamma narsa kim qo'lida? Endi tushkunlikka tushib ketyapmizmi? Demak, iymonimiz zaif ekan. Allohning qudratli zot ekanligiga bo'lgan iymon mo'minning qalbiga xotirjamlik, sabot olib keladi. G'alabani olib keladi. Allohga iymon keltirdingiz, Allohni tanidingiz, aniq bildingiz. Hamma narsa Allohning ismida ekan. Alloh xolamasa, hech kim hech narsa qila olmas ekan. Bunday iymon egasi birodarlar qo'rquvga, xavotirga, ruhiy tushkunlikka tushmasligi kerak. Kim aytgani bo'ladi? Aka, olsangiz ishingizni olasiz-da. Jonim olami deysiz. Meni rizqim Alloh yozib qo'ygan. Oling ishingizni deydi. Qo'rqmaydi, qo'rqmaydi. Benzin necha pul bo'ldi? Nima, benzin 1 dollar bo'lar ekan. 5 dollar bo'lsa hamchi yurasan. Mashinani ko'ryapsizmi ko'pligini? Sig'may ketdi-ya. Xotirjam bo'l birodar, 5 dollar bo'lsa ham quyib yurasan. Alloh senga o'sha mashinani yurishlikka yarasha pulni beradi. Ruhiy salomatchilikni, yuksak ma'naviyatni, quvvatni, xatar oldida sobit turishligining asli Allohga bo'lgan chin iymon. Qoida: g'am qayg'uni, tashvishni yengishlik uchun kishiga iymon kerak. İmanı var adam, bu nasıldan yeni işte yasam buladı. Kim etkeni buladı? Gam kaygını, teşvişini yeni işte güçün kişiye iman gerek. Kur'an-ı Kerim'nin kıssaları kim için buradalar? Siz bilen biz için. Bu kıssalardan biz ibret alışımız gerek. Estağfirullah. Kala ashabu Musa inna la mudrakun. Musa aleyhisselam Mısır'dan bana usulaniyet alabap çıkıp getirdi tümde. Firavun uyg'ondi, kecha ruxsat berib qo'ygan edi, endi fikridan qaytdi. O'sha zamonning eng qudratli qo'shini bilan boyaga nochor, notavon bo'lgan yahudlar orqasidan quvib chiqdi. Bu 600 ming yahudini avvalo dengizga borganida orqa tomonidan Firavun qo'shini bilan kelayotganligi ko'rindi. Shunda Alloh taolay aytadi, Musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik deyishdi. Masalan hech narsa yo'q najot. Qarang, Firavn o'zini bor kuch quvvati bilan, xiqda adovati bilan mana shu zaif toifaning ustiga qo'shin bilan bostirib kelyapti. Insoniy o'lchov bilan qarasangiz, Banu Isroilning qutulishlikka, najotga shansi 0. Iymoni zaiflar bo'ldi, tugadi, hozir kelib qirib tashlaydi dedi. Lekin Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q. Aniq ki, men bilan parvardigorim bor, aniq yo'l ko'rsatadi dedi. Bir xil holatda Musa alayhisalom ham, qolgan yahudlar ham bir xil holatda. Katta qismi bo'ldi, tugadi deganda Musa alayhisalom aytibdi, "Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi." Ishonchni ko'ryapsizmi? Ishonchni ko'ryapsizmi? Shuning uchun mo'min odam tushkunlikka tushmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam Toifga chiqdilar. Toif ahli uzotni tosh bilan qilib haydashdi. Mana endi Makkaga qaytib kirgani xavotir bor. Chunki Rasululloh Quraysh chiqmaysan desa chiqib ketdimi? Endi Makkaga kirganda to'g'ri kelgan bittasi payg'ambarimizni qatl qilishi yoki uzotga aziyat yetkazishi mumkin. Shunda Makkaga kirishlikda payg'ambarimiz shunday bir xavotir bilan turganlarida Zayd ibn Xorisa aytdiki, "Yo Rasululloh, qanday qilib qaytib kiramiz endi?" Axir Quraysh Makkadan chiqishlikni man qilib qo'ygan edi-yu. O'ylab ko'riladigan bo'lsa, mana shu tushkunlikni eng cho'qqisi. Makkaga sig'madi Rasululloh. Rasulullohga da'vat qilmaysan deb man qilib qo'ydi da'vatdan. Endi boshqa shaharga borib o'ziga yordamchi istadi, toshbo'ron qilib haydashdi. Mana shunday tushkunlikka tushib ketadigan holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilarki, "Ey Zayd, albatta Alloh o'zining nabisiga yordam beruvchidir." Ko'ring birodarlar. Inson bolasi qalbida komil iymoni bo'lar ekan, u tushkunlikka tushmaydi. Chunki Al-Qodir bo'lgan Robbisi uni mana shu mushkuladan chiqarishga qodir bo'lgan zot. Alloh
Alloh subhanahu va taolo sen unga ishonishingni xohlaydi. Uni qudrati va rioyasiga ishonib xotirjam bo'lishingni xohlaydi. Mo'min odam Alloh taoloning madadi va yordamiga aniq ishonadi. Ey Zayd, albatta Alloh o'zining nabisiga yordam beruvchidir. Qoida payg'ambarimizning bu so'zi bandani o'z Robbisiga bo'lgan ishonchi edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkani hijrat qilib chiqib ketganlarida Quraysh mushriklari u zotning tirigi o'ligiga 100 ta tuyani mukofot qilib qo'yishdi. Qo'lidan kelgan kelmagan odam payg'ambarimizni tutib mana shu mukofotga ega bo'lishlikka haris bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq ketayotganlarida ana shu mukofotning ilinchida Suroqa ibn Molik al-Jushumi bularga ergashdi. Sirat darslarida aytganmiz, eshitgansizlar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Suroqaga "Kayfa anta ya Suroqa va fi yadayka siwaray kisra" dedilar. Ya'ni xabarni yashirib Qurayshga aytmaslik va'dasini olib qaytib ketayotganida Suroqa payg'ambarimiz aytdilarki, "Ey Suroqa, Kisroni bilay uzuklarini qo'linga taqqaningda holating qanday bo'larkin?" dedi. Nima deyapti? Yurtidan qochib ketayotgan, tirigi o'ligiga mukofot qilib 100 ta tuya tikilgan odam shunaqa deydimi? Yana o'sha davrdagi eng qudratli bo'lgan Fors mamlakatini podshohini bilay uzugini va'da qiladimi? Bu qanaqa ishonch? Ha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining al-Qodir bo'lgan Robbisiga bo'lgan iymoni komil. Ha, u zot sallallohu alayhi vasallam al-Qodir bo'lgan Robbisini va'dasiga ishonadi. Tushkunlikka tushmaydi, chunki Alloh har narsaga qodir. Madinaga yetib boradi, davlat barpo qiladi, qo'shin jamlaydi, musulmonlar Forsni mag'lub qiladi. Ana shunda ey Suroqa, seni qo'linga Kisroni bilay uzuklari taqiladi. Seni asringda bo'ladi. Rasulullohning va'dasi hayotda haqiqat ko'rildi. Rasululloh o'zining Robbisini Al-Qodir ekanligiga iymoni komil, shuning uchun ishonadi, tushkunlikka tushmaydi. Shuning uchun birodarlar, hozirgi kunda dunyoni g'arbi sharqini qaraydigan bo'lsangiz, bizi dinimiz, musulmonlar, islomimiz har xil tuhmat bo'xtonlarga uchrab turibdi. G'arbni, sharqni ommaviy axborot vositalarini qilayotgan ishiga qarasangiz, dinimizga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan terrorni, qonxo'rlikni, islomda umuman qoralangan ba'zi ishlarni islomdan ekanligini tuhmat qilib, bo'xton qilib, hammani ishontirmoqchi bo'lishadi. Ha, ummat hozir mana shunday bir xor holatda, birodarlar. Ammo sodiq mu'min, sodiq iymon egasi Alloh taoloning nusratiga ishonadi. Chunki innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh har bitta narsaga qodir. Albatta Alloh taolo o'zini nusratini beradi mu'minlarga. Mu'min bandalarni yordamsiz tashab qo'ymaydi. Mu'minlarni aziz qiladi, aniq ishoning. Faqat mu'minlar Allohning shu nusratini olishlikka loyiq bo'lish kerak. Alloh taolo albatta nusratini beradi, faqat unga loyiq bo'lish kerak. Iymonida sobit bo'lish kerak, amallarda sobit bo'lishligi kerak, o'lchov tushunchalarda to'g'ri bo'lishligi kerak. G'arbdan, sharqdan kelgan tasavvurlar bilan, tushunchalar bilan yashamaslik kerak. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Kufrga qarshi kurashda sulashmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsanglar, sizlar oliy bo'lasizlar, sizlar ustun bo'lasizlar. Bizning iymonimiz komil. Alloh qodir mu'minlarni aziz mukarram qilishlikka. Avval aziz mukarram qilganidek. Faqat bu xalq, bu ummat, bu musulmonlar Allohning nusratiga loyiq bo'lishlari kerak. Shuning uchun birodarlar, biz aniq ishonamiz. Al-Qodir bo'lgan Robbimiz bu koinotda bo'layotgan har bitta narsadan xabardor. Alloh bo'layotgan narsalarni bilmayaptimikin, bexabarmikin deb o'ylashlik iymonga teskari tushuncha. Astagfirullah. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Qancha daraxt bor yer yuzida? Qancha bo'lgan va qancha bo'ladi daraxtlar? Va qancha barglar bor? Ana shu barglardan birontasi yerga uzilib tushmaydi, magar Alloh biladi. Alloh hamma yoqni bilib turibdi. Alloh o'zini dushmanlarini g'olib qilishlikka qodir emasmikan deb o'ylash, birodarlar, iymonga teskari tushuncha. Chunki innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh hamma narsaga qodir bo'lgan zot.
Yeryüzünde bulunan kişiler ki Allah'ın parvası yok mu ki? Degen düşüncede buluşan buradalar imanın tezkere düşünce. Çünkü estağfirullah billah ve huve allazi fis semai ilahun ve fil ardı ilah ve huvel hakimul alim. O Allah osmanda ham ilah, yerde ham ilah bo'lgan zot. U hikmat egasi ve buluşu bo'lgan zot. Müslümanların düşmanları Allah xohlamagan ishni ham qila olishadi deb o'ylashligan birodarlar imonga teskari shuncha. Müslümanlar da har kılışı yaptı mı? Har kılışı yaptı. Allah bilmi yaptı mı? Allah bilmi yaptı. Neme getek koy yaptı? Müslümanlar şunca layık olup kaldı. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ Kafir bo'lgan kimseler üstün keldik deb hisoblashmasin. Ular hargiz aciz kıla olmaydılar. Yani Allah da albatta cezalarını beradi ularni. Biz mu'min sıfatı birodarlar, Alloh taolo hamma narsani bilib turadi. Hamma narsaga qodir. Yer yuzida bo'layotgan ishlarga Alloh beparvo emas. Allohning iznisiz dinimizni düşmanları o'rnidan qimirlamasligi, ular Allohning qabzasidan qochib qutula olishlikka qodir emasligiga iymon keltirishimiz kerak. Nima bo'layotgan bo'lsa Alloh xohlagani uchun bo'lyapti. Bilinki, mana shu musulmonlarning ustida hozirgi kundagi bo'layotgan mana shu ishlarda bir ulug' hikmat bor. Müslümanlar için fayda var. Lekin bu hikmetini, bu faydanı siz bilen bizi gözümüz ilgamiydi. Çünkü Allah Ta'ala'nın nimetleri var. Zahiri ve batini. Körünüp durgen nimetleri var. Ve körünmeyken nimetleri var. Ve asbaga aleykum ni'amahu zahireten ve batina. Ve sizlerge barcha zahiri ve batini nimetlerini kamil kılıp bergen körmeysiler mi? Biz Allah Ta'ala'nın Al-Kadir ismi hakkında ders kılıyapız. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her nesaya kadir boyan zat. Mana şu etkadiz müstahkem boladigan bolsa kalbizde hatırcamliği boladı. Allah'ın yardımı boyan işenç payda boladı. Al-Kadir ismini Kur'an ve sünnette varid buluşluyor. Bu isim, Al-Kadir ismi Kur'an'da hem zikri var, hadiste hem. Estağfirullah. Yahluqu ma yaşa'u ve huvel alimul kadir. O özü hohlagan narsani yaratur. U bilimdon va qudratlidir. Mana Qur'onda yana bitta bir misol, istadibillah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzilul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qodir. Ayting, ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishinga mulk ato qilursan. İstegen kişinden bu mülkünü tortup olursan, istegen kişini aziz kılursan, istegen kişini hor kılursan, bor yaxshilik yolg'iz senin kulundadır, albatta sen barcha narsaga qodirsan. 30'da orunda birodarlar, inna Allah ala kulli şeyin qodir cümlesi keladi. Albatta Allah her narsaga qodir bo'lgan zot. Mana siz bilan biz her günü namazdan ki okuyduğun kelime-i tevhid. La ilahe illallah vahdahu la şerike lah. Lahul mulku ve lahul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Yegane Allah'tan özgü ilah yok. Onun şeriki yok. Mülk unga hastır. Hamd unga hastır. O her narsaya kadirdir. Allahümme la maniye lima a'tayta. Parvardigar sen bergen narsanı tosup aladiyan yok. Valla mutiye lima manata. Sen men kıyken narsanı beradiyan yok. Yani sen berişt halasın hiç kim tosup olamaydı kelada. Eğer sen berişt haklamasın hiç kim beramaydı. Valla yenfeul zel caddi minkel cad. Huzurinde baylik egesige baylik ifade vermeydi. Allah sizi baytıp o işit haladı mı? Bütün dünya karşı dursun Allah sizi baytıp o işe kadar. Estağfirullah. Ma yaftahillahu linnâsi min rahme. Fala mumsik ala ve ma yumsik fala mursil lahu min ba'di. Allah adamlar için ne bir rahmet, merhametini açıp koysa bas onu üşlep tosup kal göçü olmaz. Ve nimeni üşlep kalsa bas uzat üşlep kalgenden keyin o narsani bandalarga brant yubar göçü olmaz. Eğer Allah siz bilen bosa kim sizge zarar etkisi alaydı? Eğer Allah sizge karşı bosa çi? Kim sizga foyda keltira olaydi? Shuning uchun aytishimiz kerakki, Parvardigor, seni topgan banda nimani yo'qotibdi?
seni yo'qotgan banda nimani topibdi? Qudrat, qadar va qodir kalimalari. Mana qodir so'zi qaysi so'zdan chiqarib olingan, ishtiqoq qilingan? Taqdir so'zidanmi, qudrat so'zidanmi? Mana masdari bir. Masdari bir. Taqdir, qadar so'zidan chiqarilganmi al-qodir? Yoki qudrat so'zidanmi? Ikkita odam bor. İlimli odam, jur'atli odam. İlimli kişinin işi, tadbiri, rejasi puxta bo'ladi. Çünkü nima bor unda? İlim, ma'rifat bor. Jur'atli odamda ilim, ma'rifat bo'lmaganligi uchun uni işini, tadbiri ilimli odamning işini tadbirda qilib bo'lmaydi. Oliy darajadagi ilmi bor odamki maqsadiga yeta olmaydi. Nima uchun? Tadbiri zo'r, jur'ati yo'q. Endi jur'atli odam, jur'ati bor, lekin tadbiri yo'q. Kamchilikda shijoatli kishi bir ishni qilish kerak, ammo ilmsizligi sababli qanday yo'l tutishni bilmaydi. İlmi bor, jur'ati yo'q. Jur'ati bor, ilmi yo'q. Savol. Qadrlagan odamingizni doim yaxshi ko'rasizmi? Siz qadrlaydigan bitta odam bor, doim yaxshi ko'rasizmi? İkinci savol. Yaxshi ko'rgan odamingizni doim qadrlaysizmi? Yaxshi ko'rdi degani albatta qadrladi degani emas. Qadrladi degani albatta yaxshi ko'rdi degani emas. Yaxshi ko'rgan odamingizni doim qadrlaysizmi? Qadrlagan odamingizni doim yaxshi ko'rasizmi? Gohida bir odam bir odamni qadrlaydi, ammo yaxshi ko'rmaydi. Yoki yaxshi ko'radi, ammo qadrlamaydi. Misol bilan tushuntiramiz. Ota-ona farzand uchun muhabbatni eng oliy martabasida turadi. Ama bu ota-ona savodsiz. Farzand olimlik maqomiga yetgan. Ota-onasini yaxshi ko'radi, lekin ilm maydonida qadrlamaydi. Tushunali bo'ldimi? Yaxshi ko'radi, ammo qadrlamaydi. Chunki ota-ona savodsiz. Yaxshi ko'radi, ammo ilm maydonida qadrlamaydi. Yana ikkinchisi. Ilmli odam bor, oliy darajadagi professor, akademik, ilmida tengsiz, uni qadrlaysiz, ammo xulqi, fe'l-atvori chataqligi uchun yomon ko'rasiz. Yaxshi ko'rib turib qadrlamadi, qadrlab turib yaxshi ko'rmadi. Bir tabib bor, fe'l-atvori yomon, axloqi chataq, og'zi shalaq, faxshni tinmay gapiradi, ammo o'zini ishini tengsiz mutaxassisi. Uni qadrlaysiz tabibligini, lekin shaxsiyat sifatida yaxshi ko'rmaysiz. Ammo Alloh subhanahu va taoloni, al-qodir bo'lgan zotni qancha qadrlasangiz, shuncha yaxshi ko'rasiz. Qancha yaxshi ko'rsangiz, shuncha qadrlaysiz. Tabarakasmu robbika zil jalali val ikrom. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning nomi barakotli muborakdir. Allohni buyukligi uchun ulug'laysan, ikromi uchun yaxshi ko'rasan. Al-qodir Alloh taoloning go'zal ismlaridan. Qancha qadrlasang, shuncha yaxshi ham ko'rasan. Endi qarayimda qancha odamda qadrlaymiz atrofimizda yurgan va qanchasini yaxshi ko'ramiz. Alloh al-qodir bo'lgan zot. Qodir so'zi taqdir so'zidan olingan, ya'ni cheksiz ilm egasi. Yana qodir so'zi qudrat so'zidan olingan. Demek kuch qudrat egasi. Qodir degan so'z ham qudrat so'zidan olingan, ham taqdir so'zidan olingan. Alloh taoloning ilmi bilan qanchalar xotirjam bo'lsak, qudrati bilan ham shunchalar xotirjam bo'lamiz. Uning qudrati bilan qanchalar xotirjam bo'lsak, ilmi bilan ham shunchalar xotirjam bo'lamiz. Demek Alloh taoloning al-qodir ismi taqdir so'zidan ham, qudrat so'zidan ham olingan. Alloh subhanahu va taoloning al-qodir ismi inson bilan uning umri davomida doim birga bo'ladi. Allohning qazosi bor, Allohning qadari bor. Allohning qazosi degani bu Allohning ilmi degani. Allohning qadari degani o'lchovi degani. Alloh hamma narsani bilib turib o'lchov bilan yaratgan zot. Mana shu insonda kibr sodir bo'lishini Alloh taolo bildi va ana shu kibridan qutulishligi uchun bir muolajani tayyorlab qo'ydi. Boshiga bir musibat tushadi-da bu yerga kibr qilgan odamni.
xorlangandan keyin alamga kiradida, ustiga kelgan shu musibatning sababi kibr ekanligini tushunadida, tavba qiladi. Demek Alloh taolo har narsaga qodir zot. Bilishga ham qodir, tarbiyalab qo'yishga ham qodir bo'lgan zot. Agar siz birodar Alloh bilan birga bo'lib lazzat topayotgan bo'lsangiz, demek siz omonlikdasiz, rohatdasiz, xotirjamlikdasiz. Bilib qo'yinglar, insonning qalbi taskin topishi, qalbi osoyishta bo'lishi, qalbi xotirjam bo'lishi bitta narsaga bog'liq. Bu taskin, bu xotirjamlik, bu sakinat, xotirjamlik Allohning zikriga bog'liq birodarlar. Robbimiz subhanahu va taolo aytayapti: "Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub." Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom olur. Bu nima degani? Insonda qalbi boshqa narsalar bilan ham orom oladi. Masalan, katta pul topsa orom oladi. Bir mansab ketsa orom oladi. Bir muammosdan chiqsa orom oladi. Giyohvand moddalardan nima qilsa, iste'mol qilsa orom oladi. Lekin haqiqiy orommi bu? Bu u orom deb o'ylayotgan narsalar oqibati qanaqa bo'ladi? Qarang, mansabga o'tirib qalbingiz orom oladi, mansabdan tushirish vardı. Orom yo'q. Giyohvand moddani tomiridan haydadi, bir soat, yarim soat orom oldi, keyin u azob. Siz bilan bizi yo'qdan bor qilgan Parvardigorimiz aytayapti: "Ey bandalar, sizlarning qalbinglar faqat meni zikr qilish bilan orom oladi", deyapti. Zikr bilasizmi qalb uchun nimaga o'xshaydi? Tuvaydagi gulizga suv qanchalar zarur? Suv qo'ysangiz ko'karib o'sadi, suv qo'ymasangiz qurib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Allohni zikr qilgan odamning qalbi tirik turadi. Robbisini zikr qilgan odam bilan Robbisini zikr qilmagan odamning misoli dedilar Rasululloh. Tirik odam bilan o'lik odamga o'xshaydi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Alloh azza va jalla qalbingizga taskin beradi agar zikrda bo'lsangiz, Allohni eslasangiz, zikrda bo'lsangiz. Bu qalbni tamomiy sakinatda bo'lishligi faqat mu'min bandalarga beriladigan Allohning xos ne'mati. Chunki birodarlar, qarangda, Alloh taolo sog'ligini ham, zakovatni ham, molni ham, quvvatni ham, chiroyini ham hammaga beraveryapti. Kofirga ham, mu'minga ham beryapti. Ammo sakinat, xotirjamlikni Alloh taolo mu'min bo'lgan do'stlariga beradi, o'lchov bilan ato qiladi. Demek, omonlik, xotirjamlik faqatgina mu'minlarga beriladigan xos ne'mat ekan. Agar bilsangiz, dedi Alloh taolo, aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay, xotirjam bo'lishga haqliroq? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar, ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va ana o'shalar hidoyat topguchidirlar. Sen banda zaifsan, Alloh qodir. Sen faqirsan, Alloh boy. Sen bilmaysan, Alloh biladi. Sen qayerda bo'lma, Alloh sen bilan birga. Alloh taoloningchi birodalar, bandalar bilan birga ekanligida shubha qilmaylik. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lmanglar, Alloh sizlar bilan birga. Endi mana shu Allohning birga bo'lishi ikki xil bo'ladi. Umumiy birgalik va xos birgalik. Umumiy birgalik nima? Mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin, Alloh u bilan birga. Uni kuzatish bilan, nazorat qilishi bilan, ko'rib turishi bilan. Xos birgalik bu mu'minlar bilan bo'ladigan birgalik. Va annalloha ma'al mu'minin. Alloh sen bilan birga nimasi bilan? Kuzatib turish bilan ham sen bilan birga. Endi qo'llashi, saqlashi, tavfiq berishi va yaxshi ko'rishi bilan birga. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi.